Omikron varyantının artık ülkemizde yerleşmesinden sonra yavaş yavaş pandemiyle mücadelede farklı bir boyuta taşındı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve artık Türkiye'nin rahat bir nefes alacağı açıklamaları yaptı. Peki dün yapılan açıklamalar, açık alanda maskenin artık kullanılmaya gerek olmaması, HES kodunun kullanılmasına gerek kalmaması ve diğer yenilikler hayatımıza nasıl entegre edilecek? Bu sorunun yanıtı var şimdi. Salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olduğumuz tespitinden hareketle bakanlık olarak aldığımız kararları maddeler halinde açıklıyorum. Salgınla mücadelede yeni döneme geçildi. Alınan kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Koronavirüsle mücadelede yaklaşık 2 yıldır hayatımızda HES kodu uygulaması yer alıyordu. Örneğin alışveriş merkezlerine girerken öncelikle HES kodumuzu okutuyor, durumumuz risksizse giriş yapabiliyorduk. Ancak yeni dönemde artık HES kodu uygulaması kaldırıldı. Bundan sonra bütün kapalı alanlara HES kodu sorgulatmadan giriş yapabileceğiz. Geçebilirsiniz. HES kodu zorunluluğunuz yok. Buyurun. Yavaş yavaş nasıl kademeli olarak bunlar geldiyse kademeli olarak tekrar hayatımızdan çıkmaya başladı. Sosyal mesafe kuralını biz mümkün olduğunca uygulamaya devam etmeye çalışacağız. Çok kalabalık oluyordu. Sıra çok bekliyorduk. Böylesi daha iyi oldu. Ben yine de okuttum yani. Bilmiyorum, alışamadım şu an. Ateşimiz ölçtüre sadece. Açık havada artık maske takma zorunluluğuysa kaldırıldı. Ancak yanımızda muhakkak maske bulundurmalıyız. Çünkü maske hayatımızdan tamamen çıkmadı. Ya normalde de takmıyordum zaten açık alanda. Çünkü bunaltı veriyor, boğuyor. Normalde hep takar mısınız açık alanda da? Genelde takarım. Sonunda artık çıkardık yani maskeleri. Sadece açık alanda efendim, yanlış olmasın. Ben de az önce otobüsten indim, otobüste takıyordum. Havalandırmanın yeterli olduğu kapalı alanlarda da maske takmak zorunlu olmayacak. Ancak uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları gibi sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde ise maske takmak hala zorunlu. Mağaza içlerine girdikleri zaman maskelerini takmalarını isteyeceğiz. Çünkü sosyal mesafenin korunamadığı durumlar olabiliyor. Maskeniz bir yandan çenenizde, ne olur ne olmaz diye mi? Evet, alışkanlık yani. Böyle daha iyi. Alerji, benimki alerji olanlar için daha iyi. Belirtisi olmayan kişilerdense test istenmeyecek. Ayrıca eğitimde de güncellemeye gidildi. İki vakayla tüm sınıfın karantinaya alınması uygulaması sona erdi. Sadece PCR testi pozitif çıkan öğrenciler izole edilecek.